Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Soğuk Konkes'in 3. bölümündeyiz. 3. bölümde sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü o kadar çok videoların altında yorumlar görüyorum ki sorular, güzel yorumlar. Hepinize onun için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum hepsini. Fakat oyun oynarken daha rahat cevaplayabiliyorum. Çünkü ekran önümde olmuş oluyor. Daha pratik, daha hızlı cevap verebiliyorum. Şimdi sizden gelecek soruları cevaplayacağım. Çok soru olan sorular, çok merak edilen sorular. Siz de bu videonun altına bir beğeni atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Haydi şimdi sorularınıza geçelim. İlk sorumuz, abi nasıl hızlı altın kasarım ama tek hesaptan? Nasıl hızlı altın kasıyoruz? Gördüğünüz gibi bir limana gidiyoruz. Limana giriş yaptıktan sonra şurada pazar yeri işareti var biliyorsunuz ve şu sağ üst tarafta otomatik ticaret yazıyor. Otomatik ticarete bastığınızda yeterli alan yok diyor. Şunları bir satayım ilk önce. Otomatik ticarete bastığınızda otomatikman size haritayı büyütecek ve burada ticaret yapacağınız limanları gösterecek size. Mesela Pusula şehrine gitmek istiyorum ben. Buradan bakıyorum. Şöyle burada kurutulmuş meyve 200 altın veriyor bana. Şurada bir liman vardı. O sanki güzel veriyordu. Bir ona bakacağım şimdi. Helen şehrinde kaplan derisi 280 veriyor. Şurada gördüğünüz gibi. Buradan otomatik ticarete bırakıp otomatik ticaret yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı altın kasabilirsiniz. Bir diğer altın kasma yerimizde şöyle gemimize geliyoruz. Yemek yapılan kameraya gideceğiz. Hızlı pişirmeye gelelim. Şöyle hızlı pişirelim. Şuradan hızlı pişirmeye bastığınızda gördüğünüz gibi otomatik kendisi hızlı pişiriyor size. Hızlı pişirmede eğer şöyle bir şey varsa şuraya basıyorsunuz ve şurada inek ahırına basıyorsunuz, topluyorsunuz. Tavuk ahırı yani balıkçı gördüğünüz gibi bunları toplayabiliyorsunuz buradan ve şöyle yemekhaneye geleceğiz tekrar. Yemekhaneye bastığınızda hızlı pişir diyorsunuz ve buradan hızlı pişiriyorsunuz. Hızlı pişirdikten sonra şurada yemek yenen yere geliyorsunuz ve gördüğünüz gibi pişirdiğiniz yemekleri şöyle tümünü seç diyelim. Gördüğünüz gibi 7160 veriyor bu kadarcık yemeğe. Ben videoyu çekmek için bu kadar yemek yaptım. Siz daha fazla yemek yaparsanız daha fazla satabilirsiniz. Bu da size ekstra bir altın sağlıyor. Hazineleri nasıl bulabiliriz ve nasıl keşfedebiliriz diye bir soru gelmişti. Hazineleri pusula yoluyla buluyorsunuz. Pusula harici hiçbir şekilde bulamıyorsunuz. Yani şuraya bastığınızda şu hazine ipuçlarına geliyorsunuz. Şöyle git dediğinizde bizi o bölgeye götürüyor. Oraya gitmenin bir yolu yani hazineye gitmenin bir yolu şuradan hızlıya basıp hızlı gidebilirsiniz. Ya da hazine bölgesine gelip oraya bakarsınız bir arkadaşınız var mı oraya yakın? Şu var. Mesela arkadaşınızın üstüne bastığınızda şurada göz işareti çıkıyor. Ona bastığınızda direkt yanına teleport olacağız şimdi. Direkt onun yanına teleport oluyoruz gördüğünüz gibi. O göz de bu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi pusula çıktı. Bu pusulaya basıyorsunuz ve pusula yardımıyla şöyle şu tarafa gidecekmişiz. Bu tarafta var. Pusula harici hiçbir şekilde gördüğünüz gibi şu an pusulanın etkisi geçti ve ben hazineyi bulamıyorum. Hazinenin yerini bana göstermiyor. Pusulaya bastığımda hazinenin yerini gösterecek. Bu tarafa doğru gideceğim. Şu şekil. Gördüğünüz gibi hazineyi buldu. Buradan tümünü topla diyorsunuz ve tümünü topluyor. Eğer deponuzda yer yoksa en yakın limana gidiyorsunuz, bırakıyorsunuz ve sonra tekrar geri geliyorsunuz. Şu limana gidelim hatta biz. Eğer deponuzu yükseltmek istiyorsanız, daha fazla mal almak istiyorsanız şuradaki depo level'larınızı yükseltmeniz gerekecek ve böylece daha fazla şey almış olacaksınız. Yani gördüğünüz gibi pusula harici hiçbir şekilde hazine bulamıyoruz. Gelelim diğer soruya. Birkaç tane tüccar gemisini kestikten sonra başka bir tüccar gemisine saldırırken yeterli dayanıklılığın yok, saldıramazsın diye uyarı alıyorum. Nedendir diye sormuş arkadaşımız. Onu şöyle göstereyim. Tüccar gemisine geleyim. Tüccar gemisini bulduktan sonra saldırı işareti çıkıyor gördüğünüz gibi. Altında da eksi 60 yazıyor. Yani buna saldırdığımda benim dayanıklılığımdan eksi 60 gidiyor. Dayanıklılığa nereden bakıyoruz? Profilimize basıyoruz ve dayanıklılığımız burada. Gördüğünüz gibi 1500 dayanıklıkla başlıyorsunuz. 1500'den sonra 60-60 düşüyor. Gördüğünüz gibi 1440'a bastı. Saldıramazsınız diyorsa yani başka bir tüccar gemisine saldırırken yeterli dayanıklılığın yok diyorsa dayanıklılığınız sıfırlanmıştır. O yüzden saldırı yapamıyorsunuz. Dayanıklılığı da şöyle bastığınız zaman gördüğünüz gibi bir dayanıklılık 60 saniyede bir geliyor. Tümünü doldurması da 3 saat sürüyor. Dayanıklılığınızın dolmasını beklememiz gerekiyor dayanıklılığımız bittikten sonra. Bir diğer sorumuz da hangi
Yeni silah, yelken, dümen, heykel, koşunulmalı temalı bir video gelir mi? Geldi. Gemiye basıyoruz. Giydiğimiz itemler burada. Ben şu yanan kuru kafa, yani yanan taşı kullanıyorum. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Neden? Çünkü hem hasar direncini yükseltiyor hem de iyileştirme bonusu veriyor. Birinci gemide yanan tacı kullanıyorum. İkinci gemilerde ise daha açılmadı. 10 level'da açılacak. Hatta açayım hadi bu videodayken. Buna da genellikle şu yelkeni koyuyorum. Hem saldırı hem HP veriyor. Ya da şu ikili kılıcı koyuyorum ki sırf saldırı yapıyorum. Şöyle ekleyeyim hatta ben onu. Burada var mı? Yok. Ahtapotu koyabilirim burada. Saldırı veriyor. Ahtapot da gördüğünüz gibi saldırı iyileştirme bonusu veriyor. O da güzel. Yelkenli işareti ise saldırı, sır, eleştiri hasarı veriyor. Onu da koyabilirsiniz ikinci gemi. Şöyle hatta ikinci gemiyi bak bu varmış. Bundan bir bonus alabiliriz. Burada bir tane varmış. Buna bir şeyler çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde itemleri okuyarak, itemlere bakarak kombinasyon yapabilirsiniz kendinize. Dediğim gibi ben birinci gemide şu yanan tacı kullanıyorum. Saldırı, eleştiri hasarı ve iyileştirme bonusu verdiği için ikinci gemide de şu kılıcı kullanıyorum. Sırf saldırı yapıyorum ikinci gemileri. Üçüncü gemiyi de şu yelkenli yapıyorum. Hem HP alıyorum hem de saldırı alıyorum. Yani birinci gemiye şu yanan taç, ikinci gemiye kılıç, özgürlük bıçağı, üçüncü gemiye ise denizin egemenini koyuyorum. Sonra o kombinasyonları dörtlü yapıyorum. İkili yaparsanız şuradaki bonusları alıyorsunuz. Dörtlü yaparsak da aşağıdaki bonusları alıyoruz. Ben genellikle değiştiriyorum kombinasyonları o anki duruma göre. Ondan sonra burada bir geliştir yeri var. Geliştir yerine bastığınızda da bunlara buradan yükselteceğiz. Fakat mavi ve morlara basmıyorum. Hangisini kullanacağım? Şu yanan kuru kafayı kullanacağım. Ve sarı item düşürdüm. Sarı itemleri yükseltiyorum. Ben buradaki taşı ve buradaki kullanmadığım itemleri sarılara basıyorum. Dediğim gibi birinci gemide kuru kafa, ikinci gemide de özgürlük bıçağı, üçüncü gemide de deniz egemenini kullanıyorum. Gelelim diğer soruya. En çok sorulan ve en çok beklenen bir soruydu. Kum saati görevinde korsan limanı ele geçir diyor. Ama yapamıyorum. Bulamıyorum. Neden acaba? Onu da şöyle söyleyeyim, göstereyim hemen. Kum saatimize girelim. Onu hiç harcamadım. Korsan kalesi diyor. Korsan kalesi ele geçir dediği, şöyle göstereyim size. Bunu klanca yapmanız gerekiyor. Yani klanın yapması gerekiyor. Şöyle çeteleri alırsam gördüğünüz gibi ilk başta şuradan başlamışız. Yani şuraları korsan limanları. Yani buradan bir limanı klanca alırsanız ki biraz sonra biz şuradaki korsan limanını alacağız. Yaklaşık bir 20 saniye sonra. Hatta tam videoya denk geliyor. Tam da bu soruya denk gelmiş. Çok iyi olmuş. 13 saniye sonra biz buraya saldıracağız. Yani bu limanı alacağız. Ve o görev klanca görüyorsunuz. Korsan limanı görevini bu şekilde yapıyorsunuz. Klanca saldırıp klanca hareket ettiğinizde o göreviniz bitmiş olacak. Yani burayı ele geçireceğiz ve burası bizim olduğunda o görev de bitmiş olacak. Şöyle ben de saldırayım hatta şuraya. Saldırdığınızda şurada en çok hasar veren arkadaşlarınız gözükecek. En önemlisi de bu limanı aldıktan sonra oraya iki kişi atayacaksınız. Genelde en çok hasar verenleri atıyorlar veya o anda lider veya R4'ler hangi kimi atamak istiyorsa onu atıyorsunuz ve oradan da ekstra bonuslar alıyorsunuz. Yani burayı ele geçirdiğimizdeki bonusu ne olacakmış? Buradaki ödülleri alacağız. Pusula görevindeki korsan liman görevi de bu şekilde. Şöyle bir limanı almanız gerekiyor. Şuna gelecek olursak da bir level liman istiyor. Yani deniz feneri şunlar. Ya da klanınız ne tarafa doğru gidiyorsa biz bu tarafa doğru gidiyoruz gördüğünüz gibi. Bakın şimdi şöyle göstereceğim orayı da. Hatta o görevi de yapalım mı hemen buradayken? Şu arkadaşın yanına şöyle ışınlanayım ben. Savaş sırasında ışınlanamıyormuşuz. Bakın bu arkadaş o görevi yapıyor şu an. Şöyle deniz fenerine geldiğinizde şu arkadaş gibi kalkan açılacak ve o deniz fenerine yanına gittiğinizde 2000 puanı topluyorsunuz. Bir deniz fenerinde bu 2000 puanı topluyorsunuz. O görevi de öyle yapıyorsunuz. Biraz video uzun olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Çünkü o kadar çok sorular geliyor ki bu videoyu birazcık uzun tutmak zorunda kalıyorum. Böylelikle ben deniz feneri alamıyorum diyen arkadaşa da böylelikle cevap vermiş olduk. Yani deniz fenerlerini gördüğünüz gibi klanınızın çizdiği hat doğrultusundaki şu deniz fenerlerine giderseniz rahatlıkla 2000 puanı toplamış oluyorsunuz. Bir diğer sorumuzsa plan
Starship olan birinci gemiyi nasıl değiştireceğiz? Bir gemi satın aldım, gold renk, ama Flagship mor renk. Onların yerlerini nasıl değiştireceğiz? Yerlerini değiştiremiyorsunuz. Yani parayla satılan gold gemiyi birinci geminiz yapamıyorsunuz. Neden? Kamera sistemi yok. Yani birinci geminizin kapasitesi bu şekilde kameralı bir gemi olması gerekiyor ki buradaki kameralar o satın aldığınız gemiye aktarılsın. O satın aldığınız gemide de böyle bir kamera sistemi olmadığı için aldığınız geminin kapasitesi birinci geminizin kapasitesini geçmediği için birinci gemi yapamıyorsunuz. Bir diğer konuyu da anlatayım. Şuradan haritayı büyüttüğünüzde, olaylara tıkladığınızda şuradaki beyaz yerleri almayı unutmayın. Bunu bir arkadaş daha sormuştu. Onu da cevaplamış olayım. Bu şekilde oralara gidip şu bölgeleri toplarsanız gördüğünüz gibi çok güzel hediyeler almış oluyorsunuz. Buradaki beyaz yerleri toplamayı unutmayın. Mesela şu palmiye ağacına gidiyorsunuz. Onun yanında hemen şu var. Ona basıyoruz. Buraya gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi ödülleri, hızlandırmaları, elmaslar veriyor. Hızlandırmalar veriyor. Bir diğer konuya gelecek olursak gördüğünüz gibi burada bir astrolog olası var. Şöyle göstereyim. Şu bölge deniz canavarlarıyla alakalı. Şu bölge, şuraya da basalım, inşaat hızıyla alakalı. Şu bölge eleştiri hasarıyla alakalı, yani sizin alacağınız hasarla alakalı. Karşı tarafın PvP savaşlarına karşı tarafın size vereceği hasarı düşürüyor. Şurası da şu bölgede, kırmızı bölgede korsanlarınızın iyileşme süresini arttırıyor. Ben genelde inşaat hızlandırmasını çoğaltıyorum ilk başta. Yani şu bölgeden gidiyorum, inşaat hızlandırmalarını alıyorum. Çünkü ileride bir kamerayı yükseltmek 2 gün 3 gün sürecek. O yüzden ben şu bölgeyi bitiriyorum. Ondan sonra da deniz canavarlarına vereceğim hasarı yükseltiyorum. Bunları en son elliyorum. Siz de değiştirebilirsiniz. Sizin işinize hangisi yarıyorsa onu yapabilirsiniz. Bu tamamen benim tercihim. Ben inşaat hızlandırmasını ilk başta dolduruyorum. Şu bölgeyi. Ondan sonra burayı açıyorum. Burayı. Ondan sonra burayı açıyorum. Neden söylüyorum bunu? Her yükseltmede sizden belirli miktarda altın isteyecek ve bu altınlar her yükseltmede yükselecek. Gördüğünüz gibi şöyle 300 ile başlıyorsunuz. 350, 380, 420, 450, 480 diye en sonuncusu da 620'ye kadar çıkacak altınınız. O yüzden bunları yükseltirken altınlarınıza da dikkat edin. Çünkü aynı zamanda altınla yaptığımız tek şey de gemimizin level'ını yükseltmek. Çünkü altınlar oyunda bulması çok zor ve toplaması çok zor bir şey. Kum saatindeki görevlerin nasıl olduğunu anlattık. Dayanıklılığa girdik. Sizden gelen soruları yanıtlamaya çalıştım elimden geldiğince. Bu videoyu da burada sizden gelen sorularla bitirelim ve bir sonraki videoda hem sizden gelecek sorulara devam ederiz. Buraya kadar izleyip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.